Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. Şöyle elimde yine bir adet yağlı bir ocağım var. Şöyle çok özür dileyerek gösteriyorum ama ben bu ocağı beklettim. Neden? Çünkü elimde bir yağ çözücü var. Onu denemek istiyorum. Şöyle karşıya bakın. Görmüş olduğunuz üzere yine yağlarım mevcut. Aynı şekilde yine ocağım da oldukça yağlı. Şimdi ne yapacağım? Hangi ürünü kullanacağım? Şöyle göstereyim. Bakın bunu A101'den aldım. Hani görüp de hani denemek maksatla hani bakıp da cesaret edemeyenler için ya da işte ne bileyim ben buna bu kadar para vereceğim ama nasıldır sonucu diyenler için bir nasıl diyeyim? Deney gibi bir şey olacak. Benim için de öyle olacak açıkçası. Bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü ben de yeni yeni bu yağ çözücüye bir şans vermek istedim. Çünkü komşularım çok çok memnun olduğunu söylüyorlar. Bu yağ çözücüyle alakalı hani memnuniyetlerini sürekli dile getiriyorlar. Şöyle bir güzel sıkıyorum. Benim de birazcık bir bulaşığım var. O esnada bu birazcık bekleyecek. Açıkçası daha hani bakın şuraları görüyorsunuz. Çok sert bir yağdı o. Yani lekeydi diyeyim, yağ demeyeyim de. Hani daha bekletmeden sonuç verdi. Kokusu hani çok ağır bir kokusu yok. Hatta yok denecek kadar bir kokusu var. O derece yani. Bir de hani ağır değil gibi. Şöyle bir sıkmak istiyorum şuraya da. Hani ağır bir kokusu yok gibi. Şimdi bunu hep birlikte göreceğiz. Tavsiye edecek miyim, etmeyecek miyim? Ben de bilmiyorum gerçekten. Çünkü daha kullanmadan sizinle bunu paylaşmak istedim. Şimdi ben bulaşıklarımı yıkayacağım. Bu birazcık bir 10 dakika. Yok, 10 dakika değil de bir 2-3 dakika kadar bekleteceğim. Ondan sonra silme işlemine geçeceğim efendim. Daha sonra silme işleminde görüşürüz. Evet, yaklaşık bir 2 dakika kadar beklettim. Yani çok bekletmedim açıkçası. Bir de bekletmeden sildiğim bir takım yerlerim oldu. Oraları da bir güzel hani bir beklemeden acaba etkisi nedir diye bir hani denemek istedim. Gerçekten etkisini beğendim. Hani yağ çıkarıcılığı özelliği harika gerçekten. Yani şimdi birazdan burada zaten sonucu göreceğiz. Hep birlikte. Yani ona göre size kullanın ya da kullanmayın diye bir tavsiye verebileceğim. Şöyle camını özellikle öncelikle bir siliyorum. Bakın şurası kuruyor mu? Daha kurumamış. Orası bir kuruya dursun. Zaten yağlarının arındığını hep birlikte göreceğiz. Canlı canlı göreceğiz yani. Hani hiçbir şekilde videoyu kesmiyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Hani sonra demeyin ki aman efendim kestin de başka bir ürün mü kullandın diye. Şurası birazcık kurumuş mu, gelmemiş mi? Ne olmuşsa artık. Öncelikle orayı bir daha bir silmek istiyorum. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi dokusu bu şekilde. Bakın. Yani bunu silmediğiniz zaman bu burada diğer yağ çözücülerde olduğu gibi silme lekesi iz bırakacaktır diyeyim size. Şöyle ben kapattım ocağımı. Şöyle bakın. Üzerinden bir geçmek istiyorum. Ve bakın sonuç bu şekilde. Az önce burası yağ yağdı. Şimdi gerçekten tertemiz oldu diyebilirim. Şimdi şu ocağı sileceğim. Evet, şimdi ben ocağıma bir güzel silmek istiyorum artık. Gerçekten çok bekledi.
Ayrıca durulayacağım da tabii ki. Aynı bezimi ıslatıp bir durulayacağım tabii ki. Şöyle yukarıdan çekeyim sizin için. Genel olarak başarılı bir sonuç elde etti bu yağ çöz diyebilirim. Yani ben sevdim diyebilirim. Hani bu fiyatı da 25 TL gibi bir fiyata aldım ben. Bundan 2-3 gün kadar önce. Yani fiyatı da gayet iyi. Mesela bir Asperox'a baktım ben. 69 TL gibi bir fiyatı vardı. Yani A101 ve Şok gibi bir hani sözde ucuz olan marketler zincirinde. Ama gerçekten çok pahalı geldi bana. Ben de hiç bunu kullanmamıştım. Açıkçası ilk kez kullanıyorum. Dedim ki bir şans vereyim buna. Acaba kokusu nasıldır? Hani ağır mıdır? Ya da ne bileyim yağ çözme oranı ne şekildedir diye. Gerçekten çok beğendim. Bayağı beğendim. Hani ağır olan yağları bir tık beklettiğiniz zaman çok iyi sonuçlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü bakın şu kısmım benim bayağı yağlıydı. Hani camlarım da bayağı bir yağlıydı. O şekilde. Şimdi ben şu bezimi bir güzel bir daha bir durulayıp bir daha üzerinden geçeceğim. En son kuruladıktan sonra sonucu tekrar göstermek için görüşürüz. Evet çok sevgili hanımlar. Bakın gerçekten sonuç mükemmel. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Arada bir böyle odak sorunu olabiliyor. Bunun için hepinizden çok çok özür diliyorum. Bakın yağdan eser kalmadı. İnanın gerçekten çok memnun kaldım. Şu kısımlara takılmayın. Oralarla pek ilgilenemedim. Ama mesela şunun üzerine sıktım. Onun üzerine sıkmadım aslında da. Şunun üzerine sıktım. Bakın gerçekten tertemiz oldu. Bu da bir pütür pütürdü yani. Genel olarak gerçekten memnun kaldığım bir ürün oldu. Size de tavsiye ediyorum. Yani videodan önce bunu bir denemek istedim. Videoyla birlikte, sizinle birlikte bir denemek istedim bunu. Hani sonuç neye göre nasıl olur gibisinden size de ona göre bir tavsiye vermek istedim. Ve gerçekten çok memnun kaldım bu çiçeğim yağ çözücüden. Kesinlikle alın ve kullanın. Hem dediğim gibi çok öksürtmüyor, çok insanın boğazına takılmıyor. Çok çok aman aman bir nasıl diyeyim? Tabii ki de kimyasal, tabii ki de hani zararlı etkileri illaki de vardır. Ama ne bileyim diğer o hani boğazımızı tıkayan yağ çözlere oranla çok 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 daha güzel bir etkisi var bunun. Diğer türlü de etkili yani yağ olarak hani yağ temizleme olarak bakın ışıl ışıl oldu. Ben bunu yarın yine bir şu ara tezgahımın üzerindeki fayanslar içinde bir deneyeceğim. Onun için bakın gerçekten harika bir sonuç. Tertemiz bir sonuç. Bu şekilde efendim benim size bahsetmek istediklerim bunlardan ibaretti. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.